Mason varsa, CIA ajanı varsa, MIT ajanı varsa, polis savcı varsa hepsi beni tanıyor. Seni kara listeye almış diyorlar. Sonra işte sen Yunus'un değil mi diyorlar. Sonra gelip bana götüne niye şişe sokuyorsun, sikine niye kablo sokuyorsun diyen insanlar oldu. Beni görüp yolunu değiştiren kaçan insanlar oldu. Beni görüp gülen insanlar oldu. Benim tanımadığım bir sürü insan beni tanıyor. Binlerce insan beni çok iyi tanıyor ve benden tedirgin oluyorlar. Tedirgin oluyorlar benden. Güler de benden tedirgin oluyor. Bu yüzden benimle çok fazla görüşmek istemiyor ve beni öldürmekle tehdit ediyor. Güler Sabancı'nın benden korktuğunu, bana aşık olduğunu, bana tecavüz etmek istediğini ve beni öldürmek istediğini düşünüyorum. Beni sevdiğini ve bana işkence yapmak istediğini düşünüyorum. Ancak o hiçbir şey söylemiyor. Sadece bakıyor, mesajlarımı okuyor, mektuplarımı okuyor ve cevap vermiyor. Her şeyi okuyor, görüyor ve konuşmuyor. Hiçbir şey söylemiyor. Ne istediğini, ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini söylemiyor. Ölmesine şurada 10 yıl falan kalmış. Yaptığı hareketler bu. Ölecek gidecek daha doğru düzgün iletişim kuramadım kadınlar. Ayrıca Türkiye'deki bütün zengin kadınlar ya yetim, tecavüze uğramış orospudur ya da Rothschild ailesinin haremindendir. Rothschild ile düğün yapan kadınların evlenmesi veya çocuk sahibi olması yasaktır. Evlatlık çocuk da alamazlar. Güler'in kocası öldü ama hala evlenemiyor ve çocuk yapamıyor. Evlatlık da alamıyor. Acun Ilıcalı ve Recep Tayyip Erdoğan Masonların işkence yaptığı silah zoruyla çalıştırdığı kölelerdir. Alaaddin Çakıcı da Güler'in amcasına aittir. Behzat Ç. dizisindeki Şule benim. Pek çok insan benim yüzümden isyan etti, intihar etti ve mutsuz oldu. Yaşama isteğini kaybetti. Daha sonra insanların paraya tapan sakat deli şizofren bok yığınları olduğunu öğrendim ve insanları eğitmekten, onlara bir şeyler öğretmekten vazgeçtim. Artık sadece kendimi düşünüyorum. Çıkarcı, bencil, sıradan bir insan haline geldim. Artık peygamberliği bıraktım. Artık insanlar için, devlet için endişe duymuyorum. Çünkü insanlar böyle yaşamak istiyorlar. Hiç kimse mafyaya karşı koymak, Sabancı'ya karşı koymak istemiyor. Benden başka hiç kimse protesto yapmadı. Ben her zaman yalnızdım. Slogan atarken yalnızdım. Pankart açarken yalnızdım. Gülerle birbirimize küfrederken ben yine yalnızdım. Bir kişiydim, tek kişiydim. Bir örgüt yoktu, bir destek yoktu. Tek yaptıkları şey taşak geçmekti, dalga geçmek. Herkes Sabancı için çalışıyordu. Sonra ben de Sabancılar için çalışmak istedim. Ve bana dediler ki seni almıyoruz. Neden almıyorsunuz? Çünkü Güler Sabancı senden korkuyor. Senin zengin olmanı, büyümeni, güçlenmeni istemiyor. Güler Sabancı senin önünü kesti. O çocuğu asla Mason locasına almayın dedi. O çocuğu asla mafyaya almayın dedi. Bir sürü paralar geliyor. Hepsi zengin. Hepsinin bir sürü parası var. Bana 5 kuruş para vermiyorlar. Şimdi ağzımı açmak, konuşmak istemiyorum. Başları belaya girmesin diye. Ben katılacağım. Ben de pay istiyorum. Bana da para verilmesini istiyorum. Sırrı açıklamak istemiyorum. Bana da para verilsin. Kuruluş Osman dizisindeki Osman Gazi benim. Faruk Sabancı benim için The Who isimli Moğol metal müzik grubunu kurdu. Mucize Doktor dizisindeki Ali benim. Hekimoğlu dizisindeki Hekimoğlu benim. Sabancılara ait olan Lambda İstanbul Eşcinsel Derneği'ni ben kapattırdım. Bu dernek kadına karşı şiddetin artmasına sebep oluyor dedim. Dernekte iç savaş çıkardım. Dernekteki lezbiyenleri birbirine düşürdüm. Onlara siz erkek düşmanısınız. Sizin amacınız dünyadaki erkekleri öldürmek. Bu şekilde kadın hakları için mücadele edemezsiniz. Böyle yaparsanız erkeklerle kadınlar arasında savaş çıkar dedim. Ve Lambda İstanbul Eşcinsel Derneği kapandı. Benim Lambda İstanbul Derneği'ne girmemi yasakladılar. Lambda İstanbul Eşcinsel Derneği de Güler Sabancı'ya aitti. Güler Sabancı'nın parasıyla kurulmuştu. Faruk'un teyzesinin kızı yönetiyordu derneği. Mob Psycho 100 şu anda o Faruk'un teyzesinin kızı internette cinsel içerikli videolar çekiyor ve VIP eskortluk yapıyor. Faruk Sabancı'yı zehirlemeye çalıştığı için de Faruk Sabancı'nın yatak kölesi haline geldi. Faruk Sabancı bu kızı döve döve eziyet ediyor. Kız da bundan zevk alıyor. Ya da zevk alıyormuş gibi yapıyor. Fakat masonlukta Faruk Sabancı'nın teyzesinin kızı Faruk'tan daha yüksek bir konumda. Hatta bana sanki Faruk Sabancı'nın teyzesinin kızı ileride Sabancıların başına geçecekmiş gibi bir his geliyor. Çünkü bu kız çok bencil, çıkarcı, paraya tapan, açgözlü bir insan ve salağın teki, küçük beyinli. Amerika kesinlikle böyle hırslı, böyle gözünü para bürümüş ve itaatkar insanları yüksek yerlere getirir. İleride Faruk Sabancı'nın teyzesinin kızı çok büyük yerlerde, çok büyük görevlere oturtulacak. Çok güzel koltuklarda oturacak. Bu çok belli. Özellikle o internetteki cinsel içerikli videolarının çok fazla beğenilmesi ve desteklenmesi bu kızın
haddinden fazla güçlendiğini gösteriyor ve bu kızların, kadınların hepsi erkek düşmanıdır. Hepsi dünyadaki bütün erkeklerin ölmesini istiyorlar. Başta Güler Sabancı olmak üzere Faruk Sabancı'nın annesi, Faruk Sabancı'nın teyzesinin kızı, Faruk Sabancı'nın teyzesi aşırı derecede erkek düşmanıdır. Buna Leyla Alaton, Bildur Kalkavan ve Gözde Akpınar da dahildir. Bunlar dünyadaki bütün erkekleri öldürecekler. Bunlar kadın mafyasıdır. Bunlara karşı savaşmalıyız. Erkek hakları diye bir şey kalmadı. Erkeklere zulmediyorlar. Sadece yetim kızlara tecavüz eden mason erkekler mutlu. Bütün erkekler mutsuz, bütün erkekler acı çekiyor. Ve bugün yetim bir kıza tecavüz ettiğinde de insanlar tepki gösteriyorlar. Devlet tepki gösteriyor. Yani toplumu öyle bir hale getirdiler ki erkekler hor görülüyor, erkekler dışlanıyor. Her zaman kadınlar haklı, her zaman kadınların hakları savunuluyor. Bütün bunların sebebi de Güler Sabancı'dır. Güler Sabancı Türkiye'yi bu hale getirdi. Güler Sabancı Türkiye'yi yönetir. Her şey Güler Sabancı'nın suçudur. Bütün her şey Güler Sabancı'nın suçudur. Her şeyden Güler Sabancı'yı sorumlu tutabiliriz. Günah keçisi Güler Sabancı'dır. Yılanın başı da Güler Sabancı'dır. Bütün her şey de Güler Sabancı'ya aittir. Güler Sabancı'nın, Sabancıların mal varlığı o kadar fazla ki bütün YouTube'u, YouTube kanallarını, Twitch yayıncılarını, Twitter hesaplarını satın almışlar. Ünlü olan, zengin olan herkes Sabancılar için çalışıyor. Ben nereye okuyordum en son? Bunu aşağı kaydırmam lazım. Mob Psycho 100 ve One Punch Man'deki ana karakterler benim. Başrol karakterler benim. Yani Saitama benim. Mob da benim. Bu mangaları One diye ismini gizleyen birisi çizmiş. Bu kişinin de Faruk Sabancı olduğunu iddia ettiler. Mob Psycho 100 ve One Punch Man'in senaryosunu çizen One isimli mangaka Faruk Sabancı'ymış. Böyle söylüyorlar. Bu Mirai Nikki'deki Gasai Yuno da benim. Zaten ismini Yuno koymuşlar. Human Centipede 2'deki Martin de benim. Bunun dışında Beyblade'deki Kai bana benziyor. Yu-Gi-Oh'daki Atem bana benziyor. Çünkü Yugi'nin içine cin giriyor ve bu cin Yugi'nin vücudunu ele geçiriyor. Sonra Yugi'nin zekası, yeteneği, bilgisi artıyor. Yani bakın Yu-Gi-Oh dizisi apaçık şekilde peygamberliğin nasıl bir şey olduğunu, cinlerin nasıl çalıştığını anlatmıştır. Vücudunu ele geçirip onun zekasını, yaratıcılığını, yeteneklerini arttırıyorlar. Normalde Yugi salak, saf bir yaratık ama zor durumda kaldığı zaman birdenbire üstün zekalı birisine dönüşüyor. Beyni uykudan uyanıyor. Bleach'teki Zaraki Kenpachi bana benziyor. Aşırı derecede güçlü olması ve hiç kimseyle kavga etmemesi, sadece güçlü gördüğü kişilerle rakip olması, aptal insanlarla, ezik insanlarla konuşmaması Zaraki Kenpachi'nin bana benzediğini gösteriyor. Bunun yanında Komamura Sajin de bana benziyor. Kurt adam olması ve cesur olması, kavgacı olması ve sinirli olması bana benzeyen özellikleri. Digimon'daki Vergarurumon bana benziyor. Dragon Ball'daki Chichi bana benziyor. Çünkü Dragon Ball'daki Chichi karakteri sürekli herkesi eleştiren, mantıklı konuşan, herkese kızan, sinirlenen, her şeyden şikayet eden birisi. Sürekli insanlara sen aptalsın, sen sigara içiyorsun, sen boş işlerle uğraşıyorsun, niye kavga ediyorsunuz gibi şeyler söyleyen bir karakter. SpongeBob'daki Squidward bana benziyor. Karamsar olması, kötümser olması, kibirli olması ve sürekli sanatla uğraşıp insanlara bakın ben şunu başardım, bakın ben bunu başardım diye kendini kabul ettirmeye çalışması. Yani Squidward'ın sürekli ben diğer insanlardan üstün olacağım ve herkes bana saygı duyacak, herkes beni sevecek kompleksi bende olan bir özellik. Sonra Patrick de benim gibi. Patrick'in salak olması, tembel olması, gece gündüz oyun oynaması, uyuşuk olması bana benzeyen özellikleri. Ben de istediğim zaman çok salak, çok neşeli, çok saf birisi olabilirim. Zekamı kullanırken böyle konuşuyorum. Başka kişiliklere de girebilir. İnsanlara söylüyorum zaten, benim içimde 7 tane cin var. Kişiliğim değişebilir, davranışlarım değişebilir. Olaylara verdiğim tepkiler değişebilir. Bazı şeyleri unutabilirim. Hafızam da parça parçadır. Her karakterimin hafızası farklıdır. Bir karakterin hatırladığı bir şeyi başka bir karakter hatırlamaz. Düşünün bak, bir beyin düşünün. Bu beyin 7 parçaya bölünmüş. Bu 7 parçanın hepsinin ayrı ayrı hafızası, kişiliği, huyu ve zeka seviyesi var ve davranışları var. Bir tane insan beynine 7 tane insan nasıl sığabilir? Hem de farklı hafızaları olacak, farklı kişiliği, karakteri olacak. Garip değil mi? Korkuyor musunuz şimdi benden? Niye korkmuyorsun? Sonra Monster Ranger'daki Suezo benim gibidir. Suezo'nun sürekli diğerlerinden zeki olması ve diğerlerine enayi demesi, aptal demesi, onları arkadaşı olarak görmemesi, her fırsatta hırsızlık yapıp parayı, pulu, eşyaları çalıp kaçmaya çalışması. Yani grubun bir üyesi değil Suezo. Suezo hiçbir şekilde takımın bir parçası olmuyor. Sürekli takıma güvenmeyen, takımın açığını, zayıf noktalarını kollayan,
ve kendisini takımın parçası olarak görmeyen birisi. Hunter x Hunter'daki Hisoka bana benziyor. Hisoka'nın zeki olması ve şaşırtıcı gücüyle, şaşırtıcı zekasıyla rakibini küçümseyerek yenmesi bana benzeyen özellikleri. Bir kere Hisoka'nın silah olarak kullandığı şeyler oyun kartı. Bu oyun kartları aslında jilet. Ancak Hisoka bunlar yerine bıçak da kullanabilirdi. Kılıç da kullanabilirdi. Fakat kullanmıyor. Oyun kartı kullanıyor. Neden? Rakiplerini küçümsediği için ve yaptığı savaş eğlenceli olsun diye. Eğer düşmanlarını çabuk öldürürse o zaman kolay kazanmış olur. Ben de League of Legends oynarken Master Yi'ye bilerek yanlış itemler alırım. Tank falan kasarım. Tank rünüyle girerim. Oyunun zevki çıksın diye. Çünkü oynamam gerektiği gibi oynadığımda çok rahat bir şekilde kazanıyorum. Gregory Rasputin bana çok benzer. Adolf Hitler bana çok benzer. Till Lindemann benim tamamen kopyamdır. Icebreaker